Merhabalar. Bugün sağım, solum, önüm, arkam, önüm kedi ama sağım, solum ve arkam alokasya bitkileriyle dolu. Niye? Çünkü önceden çektiğim şuradaki alokasya bakım videosunda gösterdiğim bitkilerin şimdiki halini sizlerle paylaşmak istiyorum. O videoda bazı bitkileri yeni almıştım. Nasıl bir yolculuk izledik, ne kadar ilerledik? Ona bakacağız hep beraber. Meraklısına hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, bu arkadaş da Mia olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlayıp edindiğimiz bilgileri, tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. O videodaki alokasyaların üstüne yenilerini de ekledim ama çok fazla değil en azından. Çünkü biraz da elimdekileri büyütmek istedim. Ne kadar büyüyecekler, ne hızla büyüyecekler onlara bakayım dedim. Önce şimdi videonun sırasında gideceğim. En sonunda yeni aldıklarımı sizlere göstereceğim. Azlani ile başlıyoruz. Bulmam gerekiyor. Bir saniye. Evet, alokasya azlani güzelce büyüdü. Gördüğünüz gibi eski halinde şu kısmı hepsine aktaracağım. Çok fazla sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Mia, hayır. Çok fazla sorun yaşamadığımı söyleyebilirim bakımı ile ilgili. Çiçekler de verdi. İnflorescens dediğimiz çiçeklerden. Birazdan başka bitkilerim de var. Onları da göstereceğim. Onlardan verdi. Düzenli olarak kestim onları çünkü çok fazla enerji harcıyorlar ne yazık ki ve gayet güzel bir şekilde büyüyor. Hatta birçok alokasyada bunu yaşadım, çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Korm'dan alokasya çoğaltması videosunu izlemediyseniz eğer izlemenizi tavsiye ederim ama içinde bıraktığınızda da gördüğünüz gibi zaten şuradaki kendiliğinden çoğaldı. Hani yarın öbür gün bunu saksını değiştirirken onu alıp ayrı bir ikinci bir azlanim olabilir. Muhtemelen içinde başka formlar da vardır. Mia oyun oynuyor şu an, sesin kusuruna bakmayın. Şu an toprağı çok kuru, bayağı kurumuş, sulamam gerekiyor. Hatta takır takır olmuş, atlamışım. Şimdi alokasyaların bir kısmını karşı kısmı aldım. Orası çok güzel, öğleden sonra aydınlık oluyor çünkü. Fazla ışık istiyorlar. Bildiğiniz gibi toprağını da göstereyim size. Saksı içi gelişimi de bu şekilde. Seviyorum kendisini. Çok hızlı büyümüyor. Çok aşırı büyük yaprak çıkarmıyor. En son çıkardığı yaprak bu. Bundan sonra gelenler muhtemelen daha büyük olacak ama gayet tatlı, minnoş duruyor. İkinci bitkim. Burada gözüken Alokasya poli. Bu o demeyi çok isterdim ama bu o değil çünkü üçüncü rahmetli Alokasya poli olarak onu da öldürdüm. Ama işte bitkileri öldürdükçe bir şekilde tecrübe ediniyoruz. Klasik Alokasya bakımını bu bitkiye uygulayamıyorsunuz. Ben bu arkadaşın kaktüs ya da sukulent olduğunu düşünüyorum. Nasıl canlı tuttum bunu peki? Sonunda başardım. Çok mutluyum gerçekten. Çünkü sevdiğim bir alokasya türü. Yaklaşık 2-3 ay oldu belki. Aldığım tarihi bulabilirsem yazarım yana. Kurumasına yakın su verilmesini isteyen bendeki alokasyalar arasındaki tek alokasya. Yani çubukla ya da nem ölçerle bakıp kurumaya yakın nem aşırı azaldığında toprağında o zaman sulamasını yapıyorum. Gayet güzel, foşur foşur bir şekilde ve yaşıyoruz, mutluyuz. Henüz yeni yaprak çıkarmadı. Çok önemli değil benim için. Yaşıyor olması gerçekten büyük bir başarı. Bakalım tecrübemiz devam edecek. Şu an bazı yapraklarında lekelenmeler falan mevcut. Görüyorsunuzdur. Yaklaştırayım. Yani bütün yaprağa yayılmadığı sürece, bitkide sorun gözlemlemediğim sürece çok sorun etmiyorum. Çünkü yeni ortama adaptasyonları zaten çok zor. Bu bitkiyle de çok fazla bir tecrübem yok. O yüzden bekliyoruz. Evet, üçüncü olarak videoda gösterdiğim bitki benim koca kızım.
Muhtemelen şu an bakıyorum ekrana sığmayacak ama gene de göstermeye çalışacağım. Şimdi buradaki videoda bakıyorum 6 tane yaprağı var. Şu an 3, 6, 7 yaprağı var. Bayağı bir yaprak kaybı yaşadı kendisi. Çünkü saksı değişimi yaptım ve artık ilk aldığım zamanki yaprakları kaybettim. Bu da çok normal. Hiç umurumda değil. Şu an deli gibi yeni yaprak çıkarıyor. Ekrana sığdırmaya çalışacağım. En çok gurur duyduğum tabii ki bu kızım benim. Sığdı mı? Toprakları döküldü hep üstüme. Yani sığdıramadım. Şöyle anlatmaya çalışayım. Uzaktan videosunu koyarım yana. Yeni toprak değişimi yaptım. 5 Mayıs'ta yapmıştım. Geçen Instagram için bakmıştım. Bugün ne? 29 Haziran ve şöyle size şeyi göstermek istiyorum. Kök budaması yapmıştım. Onunla ilgili çok güzel video gelecek ama şurada görebiliyorsunuz değil mi? Kökler dışarıya fışkırdı. Bitki aşırı mutlu, çok mutlu. Bunun mutluluğu beni de mutlu ediyor tabii ki. Diyorum ya işte şey, evimin gururu bu arkadaş. Sığdığı kadar göstermeye çalıştım. Buna aynı koşullarda bakıyorum. Sabah güneşi alan, direkt güneş ışığı almıyor ama sabahları çok aydınlık olan yerde. Biraz daha cama yakın. Çünkü evet alokasyalarda genelde bu yaprak düşme sorunu, aşağı doğru inme sorununu çok yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum ama ya bitkileri yere alacağız işte o videoda anlattığım gibi hani ışığı yukarıda almaları lazım ya da destek çubuklarıyla desteklememiz gerekiyor. Onunla ilgili de birazdan bilgi vereceğim. Evet, üçüncüsü kupreyaymış. Kupreya coştu. Çok mutluyum. Şimdi kırmızı örümcek sorunu yaşadım ben koleksiyonumda. Bilenler bilir. Kırmızı örümcek ilacının bazı sorunlarını yaşadım bu arkadaşta ama çok sorun değil çünkü kırmızı örümcek daha fazla zarar verecek. Şöyle gene sığdırmaya çalışayım. Kupreya bu hale geldi. Orada bakıyorum gayet az yaprağı varken şimdi hem de yaprakları büyümeye başladı. Hatta bu arkadaş da şöyle göstereceğim. Burada kendi korumundan çoğalmaya başladı. Çıkarmıyorum, rahatsız etmiyorum. Kendileri annesinin yanında büyüsünler daha güzel. O kimyasal yanığı da tahminimce şu kısım. Ya ekranı göremiyorum. Şuradaki görebiliyorsunuzdur umarım. Oradaki sorunlar kimyasaldan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazı alokasyalar dediğim gibi dik durmakta sorun yaşıyor. O gibi durumlarda bu şekilde destek çubuklarıyla yardımcı olabilirsiniz. Buraya alokasyayı bağlıyorum ve ya benim için önemli olan gövdesiyle beraber de çok fazla yatıyorlar. Çünkü gövdeyi olabildiğince dik tutmak yaprakların aşağı inmesi kalkması zaten ışıkla alakalı. Birazdan diğer alokasyalarda gövde kısmında göstereceğim. Başaramadıklarım da var çünkü. Bu arkadaşa aynı konumda bakıyorum. Gene sabah aydınlık Regal'in yanında duruyor. Yerini sevdiği için hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Evet ben salonun şeklini çok değiştiriyorum ama olabildiğince bitkilerin yerini değiştirmiyorum. Sonraki bitkim. Ben çok zorlanıyorum bunda arkadaşlar. Sabrina. Ay şükür yeni yaprağı geliyor. O kadar uzun zamandır 3 yaprak ki yani o videodan beri 3 yaprak. Hala 3 yaprak. Deli bir nem isteği var. Deli gibi su içiyor. Ben yetişemiyorum buna. O zaman o video zamanında yeni saksı değişimi yapmıştım. Bu saksıyı almıştım. Kökleri aşırı sağlıklı. Benim içmesinden tek kısım o. Şöyle göstereyim. Kökleri gayet güzel bir şekilde coşuyor. Bu bana yetiyor. Şu anda da nerede gördüm ben onu? Anam gel gel. Yani umarım çıkmayı başarır. Şuradan da yeni yaprağa geliyor. Artık 3 rakamından sıkıldım ben bu arkadaşta. Gördüğünüz gibi bu da böyle aşağı eğik
Çubuk takmışım ama bir işe yaramamış. Bu kadar bitkiye bu çubuk ne işe yarasın zaten? Yani gövdesini düzelttiğimde şu şekilde oluyor. Gene çok bir şey değişmiyor. Kafaları çok büyük bu arkadaşların. O yüzden eninde sonunda böyle bir aşağıya doğru eğilme durumu olabiliyor. Yani mutlu olacak umarım. Zor adapte oluyor ortama. Bir de tabii ki asla tavsiye etmediğim şeyi yaptım. Ponda geldiği için saksını, toprağını değiştirdim, materyalini değiştirdim. Adaptasyon süreleri çok uzun olduğu için haliyle bu arkadaş da yavaş yavaş alışacak eve. Yeni yaprak geliyorsa bu da güzel bir şey. Evet, sonraki bitkiyi getirmeyeceğim. Çünkü getirebilir miyim aslında? Yani ilaçlama yaptım. Freydek şu an çok güzel formda. Şu an göz gözeyiz. Yani yeni yapraklar veriyor ama kırmızı örümcek bu bitkiyi çok seviyor. Bütün koleksiyonumu ondan yayıldı zaten. Şu an bunlara yaklaştırmak istemiyorum çünkü o ayrı bir yerde. Doğa çiçeklerine yakın duruyor. Doğalar da kırmızı örümceği çok seviyor ama en azından ilaçlama yaptığımda orayı ilaçlıyorum. Yani yoğun kırmızı örümcek sorunu yaşayan bitkileri şu an bir araya topladım. Biraz camdan uzak ama gene de yerini sevdi. Yeni çıkardığı yapraklar yok. Çok da böyle küçük değil. Videoda görüyorsunuzdur yan tarafta. Güzel bir şekilde coştu. İşte bu arkadaşın da sabitlemesi çok zor. Instagram'da işte bazı Freydek bakanları görüyorum böyle dik dik duruyor, böyle duruyor. Nasıl böyle yapıyorsun dedim. 3-5 tane çubuk sokmuşlar arkaya. Öyle bitkiyi dik tutuyorlar. Ben de onu denedim ama gayet güzel gözüküyor. Seviyoruz arkadaşı. Kırmızı örümcek sorunu haricinde tabii ki. Ama çok güzel ya. Değil mi? Evet, sonraki bitki benim uyuyan güzelim. Arkada gözüküyor sanırım. Evet. Alokasya Pink Dragon. Şöyle çıkarayım bu güzelliği de. Evet, ekrana sığmayan güzelliklerim var artık. O kadar mutluyum ki. Gördüğünüz gibi inflorescence göstereceğim demiştim. Şöyle yaklaştırıp göstereyim. Bununki pembiş pembiş ve çok tatlı. Şimdi bunu kesmedim. Niye kesmedim? Bitkilerle ilgili deney yapmayı seviyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum yani araştırma yapmayı. Freydek'ten zamanında erkek polenlerini almıştım. Bunun şimdi açılmasını ve döllenmeye hazır hale gelmesini bekliyorum. Alokasya döllemesi evet çok zor. Hibritleme yapması ama pembe gövdeli bir Freydek niye olmasın? Gerçi Freydek'le yapmasaydım iyiydi. Başka hani daha dirençli bir bitkiyle. Belki bundan da erkek polenleri alırım. Şu an bilmiyorum ama deney açısından kesmiyorum. Ama kesersem daha sağlıklı olacak. Eski videomda iki tane yaprağı vardı. Yeni yaprağı da geliyordu. Sevinmiştim uyandı diye. Şu an bu şekilde. En son çıkan yaprağı zaten şöyle gayet belli oluyor. En büyüğü. Bu da yoğun aydınlık alan kısımda duruyor ve gayet mutlu arkadaş. Şu sorunlar işte çok normal. Bunları asla panik yapmayın. Şu sararmalardan bahsediyorum. Çok fazla ağlıyorlar bu bitkiler. Hele ki ortam nemi çok fazlaysa, yeni sulama yaptıysanız vesaire ağlayabiliyorlar. O ağlama da eğer silinmezse haliyle yaprak uçlarında bir yanma oluşturuyor. Ama çok sorun değil. Bu yanan kısmın ucundan yeşil kısma gelmeden kesebilirsiniz. Zaten kendisi dökülüyordu. Evet, Alokasya Black Velvet. Garibanın çok fazla sıkıntı yaşadı. O videoda da kaç tane bir tane yaprağı vardı. Vazgeçmedim arkadaştan. O videodaki yaprağı şu. Ve sonunda güzeller güzeli bir tane yeni yaprak verdi ve şu an sizle beraber görüyorum. Şurada diğer yeni yaprağı da yolda. Çok sorun yaşadığı için işte üstüne titrediklerimden çünkü kolay kolay ben vazgeçmiyorum bitkilerimden biliyorsunuz ne sorun yaşarsa yaşasın yaşatmaya çalışıyorum. Şu an bu arkadaşla biraz önce suladım. Şu şekilde
küçük bir saksıda yetişiyor. Kökleri çok sağlıklı, bitki halinden memnun ama tek sorun tabii ki böyle piu diye ateş ediyor olması. Bunun da sebebi rafın üstünde tutuyordum. Işığı nereden alacak? Aşağıda alacak. Yaprak nereye gidecek? Aşağı doğru yönelecek. Gövdesi de o kadar kalın ki şimdi aşağıya almış olmama rağmen artık kalkmıyor. Yani ben bile kaldıramıyorum. Çocuk nasıl kaldırsın? Artık bir sonraki işte saksı değişiminde muhtemelen şu yaprak artık ömrünü tamamlamış olur. Hani şu şekilde dikimini yaparım, bir şekilde ayarlamasını yaparım, çubuklarla destek veririm. Şu an benim için önemli olan bitkimin mutlu olması. Bir sonraki bitkim coştu. Alokasya Dragonscape. Nerede? Yani o kadar tatlı bir hale geldi ki bakar mısınız şunun güzelliğini, yerini çok sevdi. Bu da yoğun ışık alan yerde alt kısımda duruyor. Gördüğünüz gibi bu mesela çok fazla kafasını eğmiyor. Çünkü bir de dalları da çok uzun olmayınca o yaprağı taşıyabiliyor. Bu da inflorescence veriyor. Bunun olması arkadaşlar bitkinin çok mutlu olduğunu gösteriyor. O yüzden gördüğünüzde mutlu olun. Bitki yerini sevmiş, üremeye çalışıyor. Hani bunu niye kesmemişim? Belki buradan da erkek polen alırım ya da bunu mu artık pembeyle bunu nasıl güzel olur? Ya tutma ihtimali çok az ama deneyeceğim bir şeyler. Evet, şunu da mesela eski yaprak. Uçları sararmaya başlamış. Çok normal. Hiç umurumda değil. Ağlamadan kaynaklı küçük sararmalar var. Çok normal. Hiç umurumda değil ve bu arkadaş da şöyle umarım gösterebileceğim. Şuradan kormundan kendi kendine gene bebiş veriyor. Mutlular. Bunun tek sorunu tek bir yönde tutmuşum. Hiçbir şekilde çevirmemişim. Gördüğünüz gibi hepsi cama doğru dönmüş. Ama yani şu görüntü de gayet güzel duruyor. O yüzden çok büyük sorun değil. Oy, Alokasya Black Velvet'imin bebişini göstermişim. Sonrasında hangisi bilmiyorum. Black Velvet'i çok fazla çoğaltmıştım. Şimdi bir tanesini böyle suyu da azalmış bunun ekleyeyim. Kila aldım. Şöyle göstereyim. Minnoşum. Gayet güzel bir şekilde büyüyor. Diğerleri toprakta. Şöyle küçükleri getireyim. Diğer iki tanesi daha var. Onlar da şu şekilde toprakta. Bunlar da gayet keyfi yerinde. Mesela çok ilginç. Gerçi bunu yeni kila aldım ben değil mi ya? Evet yeni kila aldım. Hani Regal'in bebeklerinde kilde ve toprakta çok fark etmişti boyut olarak. Ama bunda çok fazla bir fark yok. Bu da yeni ikinci yaprağını vermiş bebiş. Gayet küçük saksıların tek sorunu sulamayı çok fazla unutuyorum. O yüzden biraz da yavaş geliştiler ama bakımları biraz zor oluyor. Belki bu üç tanesini kildekini değiştirmem de o deney olarak dursun. Diğer iki tanesini belki aynı saksıya alabilirim. Regal'in kormlarını göstermişim sonrasında. Gene göstereyim. Kilde baktığım bu şekilde. Yani bitki o kadar güzel ki bebeği, kendisi, anası, danası hepsi çok güzel büyüyor. Kormdaki, aman kildeki bu şekilde büyüdü. Topraktakinin saksısını büyüttüm çünkü çok küçük geldiğini düşünüyorum. Bir de zaten nemli toprak istedikleri için alokasyalar büyüğü aldım ve bence mantıklı bir şey yaptım. Şu an şurada yeni yaprağa geliyor. Yaprakları birazcık küçük kaldı. Evet, çok fazla eğildi ama eninde sonunda adapte olacağını ve kendisine geleceğini düşünüyorum. Bakalım. Seviyorum regalimi. Hayır, satmayacağım hiçbirimizi. Saksıyı kırdım. Aha, bitti. Evet, o videodakiler bu kadar. Sonra şey vardı o videoda ama anlatmamışım. Princeps. Arkamda duruyor bütün video boyunca. Alokasya Princeps. Bu arkadaşla çok fazla sorun yaşadım. Bakım bana zor geldi ama gene tahminimce saksı ve toprak değişimiyle alakalı. Bunu niye değiştirmiştim hatırlamıyorum. Videoyu yaparken hatırlarsam bir tane daha alokasyon varmış orada kalmış. Şimdi gördüm alacağım onu da.
Hatırlarsam, bulursam yazarım ama saksı, toprak değişimi çok kötü geliyor. Şu ana kadar regal haricinde. Regal çünkü buna ihtiyacı vardı artık. Toprak değişimini 2-3 senedir aynı topraktaydı. Ama bunu da sonunda kendisine getirmeyi başardım. Bir yerini de sevdi. Gene yoğun ışık alan aydınlık kısımda duruyor ve gördüğünüz gibi bu da yeni bebiş getiriyor, veriyor. Burada da bu şekilde dik tutma yöntemi yaptım. İşe yarıyor şu an için. Güzel bitki ama diğerlerini geride bırakan bir bitki gibi gelmiyor bana. Bilmiyorum şu an için ama yine de tabii ki seviyorum kendisini. Diğer videoda bahsetmediğim ama benim bebişlikten yetiştirdiğim Alokasya Stingray, vatoz alokasya, niye vatoz dedikleri belli oluyor zaten. Geçen yaz yaşadığım trip sorununda bunun annesini kaybetmiştim. Bir tanecik korm bulabilmiştim ve o kormu da yetiştirmeyi başardım gördüğünüz gibi. Ya bunun bebeklik halini de koyacağım. Büyümesini o kadar büyük keyifle izledim ki hala da öyle. Ya benim için çok değerli çünkü annesinin bana emaneti gibi görüyorum, bilmiyorum. Bakımı gene diğer alokasyalarla aynı şekilde ve çok tatlı. Bakalım bu da kocaman olacak umarım. Evet, başka bakıyorum burada. Ha, Alokasya lukuvan, bunu da yeni aldım. Bunu da toprak kurumuş, sulamam lazım. Koleksiyon yapınca bütün alokasyaları alasın geliyor tabii ki. Şu açık yeşil yapraklı olanlar bende çıktılar. Yerini sevdi. Şunların ne sorun olduğunu bilmiyorum. Geldiğinden beri varlar. Büyük ihtimalle sulamayla alakalı bir sorun olabilir. Hani fazla sulama mı aldı? Yeni çıkan yapraklarda sorun yaşamadığım için şu an içim çok rahat. Çok fazla umursamıyorum. Bu da gayet güzel bir şekilde büyüyor. Yerine alıştı. En yeni alokasyam bu. Bir tane daha var bunun yanında aldım. Minnoş minnoş büyüyor. Evet, diğer alokasyamı göstereceğim size. Dünya tatlısı o. Bulamıyorum büyüğünü. Bulsam da almam artık. Çünkü Jacqueline. Tek yapraklı geldiğinde ikinci yaprağını verdi şimdi. Ya şu çok şeker yani. Koleksiyonumun en minnoş alokasyası kendisi. Umuyorum ki yerine alışmış bir şekilde çok güzel büyüyecek. Yani şu kadarcık saksının içerisinde bakıyorum. Evet, kökleri de sanki çıkmaya gelmeye başlamış saksıdan dışarı. Sulamayı unutmadığım sürece gayet güzel bir şekilde büyüyor. Ama kesinlikle yani tatlılığına bakar mısınız şunun? Evet, yakınımda olan ve size göstermediğim var mı diye bakıyorum. Yok, şu Tiny Dancer'ı almış. Ne kadar jiks konuştum. Tiny Dancer. Ya bu niye alokasya ailesinde hiçbir bilgim yok. Alokasya'ya benzeyen bir hali de yok. Ama alokasya Tiny Dancer. Ay şükür yeni yaprak veriyor. O kadar sinir bozucu bir bitki ki yani ışığa çok dönüyor. Adaptasyonda çok aşırı fazla zorlandı. Ortama uyum sağlayamadı. Çok fazla yaprak kaybetti. İlk aldığımda gerçekten çok fazla yaprağı vardı. Gördüğünüz gibi bir de ışığa çok hızlı dönüyor ama sonunda şöyle göstereyim, yeni yaprağı da geliyor. Yani çok sevindim. Demek ki artık yerine alışmış. Evet, eski giden yapraklardan bunu da bir sulasam iyi olacak. Önceden de göstermiştim. Ya bakar mısınız? Şu gidiyor, bu gidiyor. Şimdi ortalık batacak, çekmeyeceğim. Bu gidiyor ve bu gidiyor. Kalan sağlar bizimdir diyoruz. Dört tanesini videodan sonra çekeceğim, kopartacağım. Bunu önceden de göstermiştim. Aşağıya doğru çekerek yara dokusu da oluşturmadan çıkartabilirsiniz, kopartabilirsiniz. Yukarıda olduğu için gene gördüğünüz gibi bu yaprak aşağıya doğru inmiş. Çünkü ışığı oradan almak istiyor. Aşağıda yer bulabilirsem, bunu aşağıya alırsam çok güzel olacak. Başka bir yeni aldığım alokasya getirebileceğim mi bakayım. Yakında duruyor. Bu da kırmızı örümcek sorunu yaşadı.
ama atlattık sanırım. Alokasya zebrina. Kırmızı örümcek lekelerini de çok güzel bir şekilde şurada görebilirsiniz. Yani bu izleri görüyorsanız anlayın ki bitkinizde kırmızı örümcek var. Bu da dik tutmakta zorlandığım bitkilerden. Gördüğünüz gibi yatıyor. Yani şu şekilde kablolarla dik tutmaya çalışırım ama nereye kadar? Direkt eğiliyorlar. Yeni çıkan yaprakları biraz daha dik geliyor. Şu mesela yeni çıkan yaprağı. Ama eskiler çok rahat bir şekilde aşağıya doğru indiriyor kafasını. Cama yaklaştırdım. Çok aşağıya doğru alamıyorum bu bitkiyi. Çünkü eskiden yerdeydi ve Mia bitkilere zarar vermese de kuyruğunu böyle şey yaptıkça ya da sürtündükçe o kırmızı örümceği bütün koleksiyona Mia'nın yaydığını düşünüyorum ben. Çünkü bir de yukarıda yerde olan bitkilerde, yukarıda olan bitkilerde yok, yerde olan bitkilerde var kırmızı örümcek sorunu. Muhtemelen Mia'nın kuyruğu birazcık aktif oldu bu konuda. Yani başka göstereceğim filodendron ama alokasyam kalmadı. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin de alokasyalarınız o bakım videosundan sonra çünkü bana da haberleri geliyor. Çok etkili bir şekilde işe yaradığına dair. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.